Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şoka geldim ben. Tavalar gelmiş, tencereler 27,5-47,5. Şöyle çerçeveler var. İkili ayran bardağı 9,99. Kek kalıbı 14,95. Bahçe aydınlatması 9,90. İkili saklama kabı indirime girmiş 9,90. Tahta kaşık. Kovalar var. 9,99. Piknik sepeti indirime girmiş 14,95. Ofis sandalyesi 189 lira. Temizlik kovası 9,99. Şöyle askı 7,99. Desenli örgü kapaklı 9,99. Banyo lüksü var 1,70. Çift kişilik resim 79,99. Kahve takımı 49,99. Çok tava tencere 47,5. Düzenleyiciler var. Ütü masası var. Selam arkadaşlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben bir market, pazar alışverişi yaptım. Çerez filan. Ondan söyleyeceğim. Belki siz de gidip almak istersiniz. Fiyatları uygun olduğu için çekiyorum arkadaşlar. Şimdi görüşürüz birazdan. Şimdi masaya pazar açtım. Önce sebzelerden başlayalım. Soğanın kilosu 2 liraydı. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu sebze bölümünü bu kadar aldım işte. 1 kilodan fazla herhalde. Domatesin kilosu 1,90'dı. Şöyle hem petemek hem de normal olanı karışıktı. Salata 1 liraydı. Biber çok uygun geldi bana. Sivrisi ve normal Charlie'si 2,95'ti fiyat arkadaşlar. Bence en uygun biber buydu yani. Etrafta hep en ucuzu 4 liradan başlıyordu. Ben 2,95'e buldum. Ondan sonra her zaman gittiğim hani şu uygun fırın pastane var ya, oradan şöyle 2 tane çiçek ekmeği 1,25'e aldım. Poşetin içinde 2 tanesi 1,25 arkadaşlar. Şöyle poşetin içinde yine poğaça, 2 tane poğaça 1,25. Normalde biliyorsunuz, hatta poğaçaya bakın ne kadar büyük. Yani bir tanesi dışarıda en ucuzu 1,5'tan başlıyor ama ben 2 tanesini 1,25'e aldım. Hem de çok büyük yani. Yine bir tane daha aldım o poşetten. Burada bir tanesi peynirli, bir tanesi de şu şekilde büyükçe.
Şöyle güzelce poşetlere giydirmişler. 1,25'e satıyorlardı arkadaşlar fırından. Hem fırın hem fırın bölümü var hem pastane bölümü. Çok gördüğünüz gibi bunların poşeti 1,25 arkadaşlar. Ha, bir de patlıcan çok uygundu arkadaşlar. Evet 1 liraydı. Ben de inanamadım. Çok güzel bence. Akşama size günün menüsünü oluyor göstereceğim. Çerez aldım biraz. Şöyle siyah çekirdek aldım. Şu şekilde. Çekirdeğin kilosu 6 liraydı. Yarım kilo aldım. Kabuklu fıstığın kilosu 14,95'ti. 6 liralık geldi bu. Karışık çerezin kilosu 40 liraydı. Ben 10,5 liralık aldım. Şu şekilde. Ve benim şu Elvan şekerlemeli fabrika satış yerine gidip çikolata, şeker falan alıyordum ya. Bugün oraya gittim tekrar arkadaşlar. Şöyle sakızlı şu gördüğünüz hepsinin poşeti 2 lira arkadaşlar. Hepsini şöyle gördüğünüz poşeti kocaman 300 gramlık poşetler 2 lira. Çünkü fabrika satış olduğu için öyle. Şu 2 liraydı. Sakızlı şeker, portakallı. Şunun içinde karışık var. Şu eski çocukluğumuzun olan şekerden de var. Şöyle karışık arkadaşlar. Cam şekeri hepsi içinde. Şekilde aldım. Bunun içinde full cam şeker var. Böyle muzlu, elmalı, çilekli, kahveli. Çayın yanında, kahvenin yanında iyi olur. Şöyle 3 paket şekerlerden aldım karışık ve 3 paket de çikolata aldım. Birini şöyle futbol topu şeklinden aldım arkadaşlar. Bu da paketi 2 liraydı. Birini şöyle çilek dolgulu aldım. Bu da paketi 2 liraydı. Birini de Hindistan cevizli dolgulu aldım. Bu da 2 liraydı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koskocaman paket 2 lira. Bunlar yerlerine yerleştireyim. Birazdan size bir yöresel yemek olan dövmeç yemeğinin tarifini vereceğim. Yazın, yaz için çok güzel oluyor. Birazdan onu çekeceğim size arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi dövmeç yemeğime başladım. Buraya 2 patlıcan, 2 biber, 2 domates koydum. Siz ne kadar kişiyseniz o kadar malzemeyi artırabilirsiniz. Ama bu kadar benim için yeterli. Bunları köz tavamda bir güzel közleyeceğim. Patlıcanlara yarık açtım. Şöyle ki içleri daha güzel olsun diye. Bunlar güzelce közlendikten sonra soğumaya bırakacağım. Ve sonraki aşamalarda birlikte göreceğiz. Biberleri delmenize gerek yok. Onlar hemen pişiyor zaten. Patlıcanları deldim sadece. Şöyle. Arkadaşlar patlıcan, biber, domatesimi közledim. Bu yemeğin adı dövmeç yemeği. Herhalde adını tavaya alıp sarımsağı da içine koyup bardak altıyla dövüyorsunuz. Galiba adını buradan alıyor. Ben şimdi öyle yapmayacağım. Kesme tahtamda ince ince kıyacağım. Sonra sarımsakla birlikte tavada yapacağım. Hep birlikte göreceğiz zaten. Arkadaşlar ince ince kıydım, tavama aldım. Şimdi içine sarımsaklarını doğruyorum. Yemeğimi tavama aldım. Biraz yağ, biraz tuz koydum. Şimdi kavurmaya başlayacağım. Köz biber, patlıcan, domatesi ufak ufak kıyıp içine sarımsak, sıvı yağ, tuzla birlikte kavuracağız. Bütün işlem bu kadar. Ama tadı enfes oluyor.
Yanına cacıkla yazın en güzel yemek ve hafif. Ben kavurmaya devam edeyim. Arkadaşlar yemeğim hazır oldu. Yanına bol köpüklü cacık ve salata yaptım. Şöyle görünüyor arkadaşlar. Tavada 10-15 dakika çevirmeniz yeterli. Zaten közlenmiş olduğu için pişmiş oluyor. Böyle benim bir tane lavaşım vardı arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum lavaşları. Böyle yapıyorum, fazla fazla buzluğa atıyorum. Gerektiğinde çıkarıp ısıtıp yiyoruz arkadaşlar. Güzel oluyor. Isıtmanıza da gerek yok. Aynı bir tane kalmıştı. Onu da çıkarayım dedim. Böyle bir sofra oldu arkadaşlar. Benden bu kadar. Salatanın daha sosunu koymadım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir dömeç yemeği tarifimi. Umarım güzel bir vlog olmuştur. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma yeni gelen arkadaşlara hepinize hoş geldiniz. İyi ki geldiniz diyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.